Beyaz TV ekranlarından, Biz Bize programından herkese günaydınlar. Bol enerjili, çok güzel bir gün diliyorum. Efendim bugün çocuk sağlığını konuşacağız. Çocukların sağlıklı gelişimi için olan bir takım kuralları konuşacağız ve psikologumuzla konuşacağız. Biz Bize başlıyor. Evet, şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Hacer Yücetürk Şahin. Hoş geldiniz Hacer Hanım, nasılsınız? Sağ olun Sonay Hanım, sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok uzak yollardan geliyorsunuz aslında. Sizin yoğun programınızda zaman bulup geldiğiniz için ayrıca özel olarak teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Siz davet ettiğinizde ben her zaman buradayım. Sağ olun, çok sağ olun. Şimdi Hacer Hanım, güvenli bağlanma ne demek? Güvenli bağlanma bebeğin primer bakım vericisine, birincil bakım verenine karşı geliştirdiği bir güven duygusudur aslında. Ve bizim tercihimiz öncelikle bunun 0-3-0-6 ayda tek kişiye olmasıdır. Daha sonra baba bu güvenli bağ ilişkisine katılabilir. İlk etapta o zaman kişi doğurduğu anda anne olarak, değil mi? Doğru algılıyorum. Peki o zaman ilk bakıcı anneanne, babaanne bunun dışında kalmalı, değil mi? Evet, daha çok ilk bakım verenini, birinci bakım veren, en çok bebeğe temas eden kişinin özellikle 0-3 ayda anne olması gerekir ve bebek buna anneye engelsiz ulaşması gerekir. Peki bunun belirtileri ne? Güvenli bağlanmanın belirtileri neler oluyor? Güvenli bağlanma bir süreç 0 ile 2 yaş arasında devam ediyor. Ama çalışmalar genelde birinci yaşta yapılmış. Birinci yaş çocukları alınıyor belli bir ortama ve güvenli bağlanıp bağlanmadıkları gözlemleniyor. Güvenli bağlanan bebekler etrafı çok daha keyifli keşfedebiliyorlar. Çünkü anne onlar için güvenli bir üs. Bir gemi, gemi gibi düşünün. Bir gemi nasıl limanında daha huzurludur, ne kadar limanda huzurluysa ya da ne kadar limanda bakımı sağlanıyorsa, ne kadar zayıf noktaları güçlendiriliyorsa, açık denize daha kolay erişebiliyorsa, daha kolay ve daha sağlam gidebiliyorsa, çocuk da öyledir. Güvenli bağlanan bebek anne yanında olmasa da bir süre sonra sakinler, belki annenin gidişatına tepki verebilir ama anne ortamdan ayrıldıktan bir süre sonra sakinleşir ve etrafı keşfetmeye başlar. Keza anne tekrar işten döndüğünde, evden eve tekrar döndüğünde de sevinçle annenin kucağına gider ve anneyle temas ister. Kucağını ister. Güvensiz bağlanan çocuk iki tipi vardır. Bir, anne gittiğinde aşırı tepki gösterir. Asla sakinleşmez. Ne kadar onun keşfedebileceği bir alan olsa da oyuncaklarla oynamaz. O alanı keşfetmez. Sürekli o huzursuzluğu devam eder. Ve anne döndüğünde de annenin kucağına çok gitmek istemez. Temas etmek istemez. Aynen, çok haklısınız. Tepki gösterir. Ve annenin gelişi de onu rahatlatmaz. Bir diğer güvensiz bağlanma çeşidimizde anne buraya girmiş, çıkmış, onu yalnız bırakmış, X kişisiyle bırakmış, Y kişisiyle bırakmış, çocuk için fark etmez. Anne ve diğerleri onun için aynıdır. Aynı. Peki o durumda onun bakıcısına ya da bakan kişiye bağlanma da olabiliyor mu? Yani diyelim ki bir çocuk hani 10 günlükte, 15 günlükte anneanneye verildi. Anneanne tarafından hani öz bakımı yapılıyor. Anne yine emziriyor, akşamları emziriyor. Bunda da güvenli bağlanma o zaman ne oluyor? Çocuk şaşırıyor mu? Tabii şaşırabilir ama burada tabii eğer anne sadece biberon görevi görüyorsa, sadece emziriyorsa, tüm bakımını, tüm teması, tüm beden temasını, göz temasını vesaire anneanne sağlıyorsa büyük oranda ona bağlanacaktır. Çünkü yani şey demiyoruz, primer bakım veren o yüzden diyoruz. Yani anne o yüzden direkt demiyoruz. Anladım. Kim birincil bakımını sağlıyorsa, ona en temel bakımını sağlıyorsa ona bağlanıyor. Ama bu yine de çok kötü bir şey değil, değil mi? Hiç bağlanmamaktansa tabii ki. Veya başkası en veya azından birisine bağlanmış olmuş oluyor. Çünkü annesiz olan bebekler de var. Yani onları da düşünmemiz lazım. Bu bağlanmanın faydaları nelerdir Hacer Hanım? Aslında çocukken hangi bağlanma stilini geliştirdiysek şu andaki ilişkilerimizde onun üzerinden devam ettiriyoruz. Öyle mi? Evet.
insanlara güveniyor olmamız, güvenmiyor olmamız, bizi terk edeceklerine inanmamız, hiçbir şekilde, hiçbir ilişkide huzur bulamamamız, aslında veya dünyaya bakış açımız, insanlara bakış açımız, sevgiye bakış açımız, anneliğimiz dahi kendi bağlanma stilimiz üzerinden devam ediyor aslında. Ne kadar önemliymiş. O zaman şimdi sürekli huzursuz olan kişilerde bu primer bağlanmayı bağlanamadıklarını mı düşünüyoruz acaba? Ya da bazı kişiler var, hep bardağın boş tarafı deriz ya, çok güvensiz. Yani hiç, o öyle olursa hep tersini söyler. Bazıları da var ki ben mesela herkese çok aşırı güvenirim. Yani hep derler kendin gibi mi görüyorsun, ama güvenirim. Yani güvensiz güvenmemektense olsun varsın birkaç tane de problem yaşayayım, güven sorunu yaşayayım sonrasında. Ben öyle düşünüyorum. Bunu hallederim yani bir olumsuzluk da çıkıyor. Bunun üzerinden bir şekilde gelirim. Evet. Negatif duyguyla da olsa baş ederim diye düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü ona başlangıçta negatif duyguyla yaklaşmaktansa güvenli yaklaşmak bana daha huzur veriyor. Bilmiyorum yanlış mı, doğru bir sistem midir? O zaman bu ilk bağlanma anından kaynaklanan bir şey. Evet. Büyük oranda o şekilde ondan aslında kaynaklanıyor. Aslında şimdiki anneler çok daha kötü durumda demek ki. Yani direkt hani ebeveynlerin de çocuğuna bakmıyor. Direkt bakıcılara, sürekli bakıcılar değişiyor. Ne kadar zor ve kötü bir dönem. O zaman bu güvenli bağlanmayı biraz daha kırıyor. Değil mi? Bir nebze evet. 0-2 yaşta çocuklar tabii ki hayatında sabit figürler isterler. Çok fazla bakıcı değişikliği istemezler. Ama bir tarafta da şöyle bir şey var. Eğer biz özellikle 0-6 ayda kesinlikle çocuk ve annenin ayrılmasını istemiyoruz. Evet. Ama 6 aydan sonra eğer anne işe başlaması gerekiyorsa eve geldiğinde onunla geçireceği zaman çok önemli. Onunla geçirdiği vakit çok önemli. O telafi mekanizmasını harekete geçirmesi çok önemli. Ama tabii ki bir de şu var, yani evin tüm işleri anneye bakıyorsa, yemek anneye bakıyorsa ve anne onları birincil olarak o anda adlediyorsa, ondan beklenen oysa, o tabii ki güvenli bağlanmayı kırar. Ama çocuk da saat tutmadığı için annenin o çabasında ruhen hissedeceği için eğer anne telafi ediyorsa ya da primer bakım veren telafi ediyorsa o 6 aydan sonra biraz daha şey olur. Ama tabii ki en ideali 0-2 yaşta anne tarafından, anne ve çocuğun, değil mi? Doğru. Evet. Bu güvenli bağlanma olmazsa ne olur? Güvenli bağlanma olmazsa çocuğun dünyaya az önce bahsettiğimiz gibi bakış açısı, çocuğun çok ciddi ayrılık kaygıları olabilir. Güvenli bağlanamayan çocuklar gece yalnız yatmakta zorlanabiliyorlar veya anaokula veya ilkokul 1'e adapte olmakta zorlanabiliyorlar. İşte 15 gündür okula gitmiyor diye beni arayabiliyor ebeveynler. Evet, bunlar çok ciddi ayrılık kaygıları olabiliyor. Gece korkulu rüyalar görebiliyorlar veya sosyal olamayabiliyorlar. Onların diğer insanlarla kurduğu iletişimde bir takım sıkıntılar oluyor o zaman, değil mi? Peki bu ilk ne zaman başlıyor güvenli bağlanma? Aslında bebek doğar doğmaz. Veya biraz daha böyle ütopik konuşmak gerekirse. Hamilelikte. Evet. Anne babanın belki de daha da ütopi, anne babanın ilk aklına düştüğü anda. Bir düşünün, mesela benim klinikte sorduğum sorulardan bir tanesi istenen bir bebek miydi? Çünkü istenen bir bebeğin düşlemlenmesiyle istenmeyen bir bebeğin düşlemlenmesi arasında çok fark var. Doğru. O yüzden de yani daha anne rahmine düştüğünde o bebekle kurulan hayaller vesaire, bunlar aslında güvenli bağlanmayı buraya kadar götürebiliriz. Ne kadar önemli. Konuşmak da etkili mi? Yani anne karnındayken bebeği sevmek, zaman zaman annenin onunla konuşması, babanın konuşması etkili mi? Hani anlamıyor zannediyoruz ama demek ki ne kadar ta ileriki yaşamda hayatını etkileyecek pek çok şey daha gebelikte başlıyor. Kesinlikle. Konuşmak etkili, delta dalgalarını içeren müzikler dinletmek etkili. Birçok çalışma var şimdi yeni yapılan. Anne karnında bile bebekleri mesela rüya gördüğü, rüya gördüğüyle ilgili çalışmalar var. Bunlar da hani rüyanın bir çeşit panzehir rolü de olduğu için demek ki aldığı uyaranlara karşı geliştirdiği bir tepki olarak düşünüyorum. Ne kadar ilginç. Peki diyelim ki güvenli bağlanma olmadı. Bu sonradan oluşturulacak bir şey mi? Oluşturabilir mi?
Her zaman telafiler vardır. Bazı oyunlarla, oyun terapileriyle, anne babaların çabasıyla tabii ki telafi mutlaka vardır. Hı hı. Önemli olan farkındalık. Eğer anne baba bunun için çabalıyorsa ve belli farkındalığı varsa kesinlikle güvenli bağlanmanın hani tekrar o taşların yerine oturması tekrar olabilir. Örneğin çok basit şeyler güvenli bağlanmayı aslında hiç belki de çoğumuz fark etmeden yapıyoruz. Örneğin C oyunu. Öyle mi? He. Evet, bebeğin ayaklarına bu yemiş, bu bitirmiş, evet, hanimiş buna vesaire. Bunlar saklambaç, kovalamaca vesaire. Örneğin bu ayrılık oyunları özellikle C oyunu, saklambaç, kovalamaca, işte başına bir battaniye örtüp kendini gösterme. Bunlara ayrılık oyunları diyoruz. Bunlar çocuğu ayrılık kaygısına da hazırlıyor. Örneğin okula vesaire buralara da ufak ufak hazırlayan şeyler. Hiç bilmeden aslında ne kadar güzel şeyler yapıyormuşuz. Evet, aslında kesinlikle hiç bilmeden yaptığımız şeyler en doğru olan durumlar olabiliyor. Çünkü bunlar yıllarca denenmiş. Evet. Doğru ki bize kadar gelmiş. Değil mi? Doğru. Öyle düşündüğümüzde. Evet, evet. Bir de şöyle bir size şöyle bir ufak 1960'lı yıllarda yetimhanelerde yapılan bir çalışma var. Mesela siz çocuğunuza C yaptığınızda ses tonunuz, gözünüzü açtığınızda onunla göz temasınız, vücut diliniz, gülüyorsunuz vesaire ve karşı taraftan o biliyor ki mış gibi yapılan bir oyun bu. Evet. Ve siz oradasınız aslında. Ve size tepki veriyor. O da gülüyor, kahkaha atıyor vesaire. Evet. Veya siz mesela çok uzun saklanırsanız diyelim ki saklambaç oynuyorsunuz. Evet. Endişe duyuyor, kaygılanıyor. Doğru. Ama yetimhanedeki çocuklar ayrılık oyunlarına tepki vermiyorlar. C oyununa kapattığınıza tepki vermiyor. Bağlanmamış ki ayrılık kaygısı olsun. Anladım. Ne kadar üzücü. Onlar sonradan oluşturabilir mi? Yani orada tedavilerle çeşitli tedavi yöntemleri var mı bunlar için? Tabii ki oyun terapisi veya teraplay bu bağlanma travmaları ile ilgili uygulanan birçok terapi yöntemi var. Daha fazla çalışılması gerekiyor. Orada ne kadar süre kaldı, ne amaçla oraya bırakıldı, tecavüz çocuğu mu, anne baba vefat etmiş, bunlar bile bizim terapiyi, oyun terapisini yapılandırmamızda çocuğun hikayesi, istenmeyen bir çocuk mu? Tamamen hani bir suçla ortaya çıkan bir bebek mi vesaire, bunlar bile oyunu yapılandırmamızda, terapi yapılandırmamızda çok etkili. Tabii ki her şeyin bir telafisi var ama doğru kişiler, doğru o yaraya merhem olabilecek kişiler çıktığı zaman her zaman yapılabilir. Evet, her zaman yapılabilir. Peki bu bebeklerle oyun oynadığımız zaman, hani bu daha küçük bebeklerle, yeni doğan bebeklerle bunun da bağlanmada etkisi var mı? Bebeklerle yani örneğin 3 aya kadar hani o parmaklara dokunabiliriz. Hanimiş, o yemiş, bu yemiş, daha çok dokunma, masaj tarzı oyunlar. Ama örneğin yani 6 aydan önce bu C oyunu önermiyoruz çünkü çocuk anlamıyor ve sizin gerçekten yok olduğunuzu zannedebiliyor ve korkabiliyor. Ama onun haricinde ilk doğduğunda mimiklerle, seslerle, mesela başımızla onun belki göbeğini gıdıklama, parmaklarına dokunma, masaj vesaire, bunların hepsi oynanabilir. Ve tabii ki bunların sağ beyinden sağ beynedir bağlanma. Evet. Sağ beyinde, sağ beyine nasıl ulaşabiliriz? Dokunmayla ulaşabiliriz, ses tonumuzla ulaşabiliriz. Mesela ben burada çok böyle yüksek sesle sizi ajite edecek şekilde konuşuyor olsam, hani şu andaki sağ beyinden sağ beyine olan aramızdaki empatik iletişim hani bir bozulur, anda değil mi? Bir, bir anda başladık ve burada çok güzel bir ortamda sohbet ediyoruz. Ama ikimizden biri bunu sekteye, ses tonuyla uğratabilir. Hani birbirimizi canı gönülden dinlediğimizin farkındayız. Bebek de bunu istiyor aslında. Anladım. Hani bunun 7-24 yapılmasına gerek yok. Atıyorum hani işte çocuklarımız 2 yaşından sonra onlarla 7-24 oynamamıza gerek yok. Ama günde yarım saat ayırmamız ama tam da bizim şu anda beraber yaptığımız durum içinde gülümseyerek,
aynı hizadayız, aynı vücut dilimizle, mimiklerimizle, ses tonumuzla, bunların hepsi bağlanmayı etkiliyor. Ve tabii ki bağlanmada sağ beyinden sağ beyine bir duygu regülasyonudur aslında. Bir duyusal gelişimdir aslında. Şimdi benim kızım küçükken, ya ben çok küçük bırakarak işe başlamıştım. Ama şimdi siz söylediğiniz zaman her şey o kadar güzel oturuyor ki. Yıkandıktan sonra, her gün yıkanmayı çok severdi. Masajı, yani bebe yağıyla ben onu, yani bir saat, iki saat belki böyle sürerdik yani. Büyükleri, anneler veya biz, annem veya ben. O kadar hoşuna giderdi ki, kendini mayışırdı böyle, onu yaparken severdik, ederdik. O zaman bu da bir bağlanma yöntemiydi. Dokunması. Ben diyordum bıncacık çocuk masajı nereden biliyor ya derdim. Bazen hani elim yorulurdu artık onu sürerken. Kaşınıyor gibi yapardı. Demek ki bir bağlanma yöntemiymiş bu da. Bilmeden tabii yaptığımız ki, bir yöntemmiş. O aranızdaki iletişim. Ve biliyor musunuz 0-2 yaş arasında ki tüm hafıza bedende kaydolur. Evet. Normalde işte hipokampüs vesaire zaten 3 yaşından sonra, yani hatırladığımız, dile dökülen kelimelerle anlatabileceğimiz hafızamız 3 yaşından sonrasını hatırlıyoruz. Evet. Daha öncekini hatırlamıyoruz. Ama bunlar kaybolmuyor. Bunlar nerede kaydoluyor? Bedende. Orada aslında sizinle bir iletişim biçimi. Evet. Ne kadar güzel bir yöntem aslında. Evet. Peki uyku eğitimi nedir? Uyku eğitimi nasıl oluyor? Ne demek uyku eğitimi daha doğrusu acaba? Ben uyku eğitimine tamamen karşı bir psikoloğum. Evet, evet. Çünkü uyku eğitiminin güvenli bağlanmanın celladı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam bu tersi konuştuğumuz durumlar uyku eğitiminde oluyor. Siz düşünün ki çocuk hazır olmadan desteksiz uyumaya, bir odada yalnız bırakılmaya, bir odada terk edilmeye veya sadece sırtına dokunulmaya. Yani dokuna, 6 aylık dokuna yaparak uyutuyorduk. Ama aslında kucağımızda göz temasıyla uyutmak, yani tabii ki çocuk ağlamıyorsa o ayrı bir şey. Bırakılabilir, evet. Ama ağlıyorsa, o anda sizi istiyorsa onu almalıyız. Ve hani yemek yemenin bir eğitimi yok. Neden, ya da yürümenin bir eğitimi yok. Hani şey demiyoruz ya, 6 aylık artık tamam, biz bu çocuğa bunu yürüme eğitimi. Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Bunu zorla yürütelim demiyoruz ama hani uyku eğitimi biraz da tabii kadınların iş hayatına rahatlasınlar diye. Uyuduktan sonra daha rahatladıkları için. Şimdi şöyle bir sistem vardı. Diyorlardı ki, ben uyutmayı öğretemiyordum mesela. Ben diyordum ki yazık, demek ki beni çok özlüyor. Dolayısıyla benimle zaman geçirmek istiyor. O yüzden ben de otururdum onunla birlikte kucağımda. Diyorlardı ki işte yapamıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Bunu yatağında koyacaksın. İstediği kadar ağlasın. Ne yapar? Üstelik bunu da bir psikolog tarafından söyleniyordu. Ne kadar ağlarsa ağlasın o onu öğrenecek. İkinci defa gitmemen gerektiğini öğrenecek. Ama ben yapamıyordum. Vicdani bir rahatsızlık hissediyordum. Zaten akşama kadar görmedi. Akşam da mı görmesin diyordum. O zaman o uyku eğitiminde çocuğun yanına gitmediği zaman çocuk ne diyor? Yani kendini güvensiz mi hissetmiş oluyor? Benim ihtiyaçlarım karşılanmıyor. Ben görülmüyorum. Çünkü hani şey gibi, zaten çünkü kendi duygularını regüle edebilecek, o yalnız kalmayla baş edebilecek bir durumda değil ki çocuk. Evet. O yüzden ağlıyor. O yüzden anneyi istiyor. Duyguların regüle edilebilecek bizim yaşımızda olsa tabii ki zaten hiç kimseye desteğe ihtiyaç duymaz. Orada terk edildiğini, bir de düşünün ki ben C oyununu bile 6 aya kadar önermiyorum. Niye? Çünkü kapattığımızda çocuk belki de, yani bizim orada kalkacak olmadığımızı, evet kaybolduğumuzu düşünecek. Ya odaya terk etmek demek, ben buraya terk edildim ve ben kendi kendimi sakinleştirmek zorundayım. Mı öğreniyor çocuk. Evet. Yani oradaki boşluğu içselleştiriyor. Bana şöyle bir mesaj geldi. Bir gün Sonay Hanım. Ya hep bu tarz, ben uyku eğitimine çok karşı olduğum için bana çok gelir. İşte ben sizin neden uyku eğitimine karşı olduğunuzu anlamıyorum. Ben çocuğuma uyku eğitimi verdim. Uyku eğitiminden önce benden başka hiç kimse de uyumuyordu. Ben eve geldiğimde hep bana gelmek istiyordu. Ama şimdi eşim de uyuyor, kayınvalidem de uyuyor. Ben eve geldiğimde uyumuş da olabiliyor. Uyumuş da olabiliyor. Evet. Bana gelmek istemiyor. Yani artık annenin orada çocuk için bir
özelliği yok. Herkes gibi. Değil mi? Aslında ne kadar kötü bir şey. Bu güzel bir şey değil. Belki anne için rahatlatıcı bir şey. Rahat etti. Hani başkası baktı ama o anne çocuk arasındaki bağ hiçbir zaman eski geriye gelmeyecek. Eski döneme gitmeyecek. Ya ben şahsen yani izleyicilerime de söyleyebilirim. Ben çok erken çalışmaya başladım. Hayatımda yaptığım en büyük hata. Yani hiçbir zaman çocuğunuz tekrar bir yaşında olmuyor. Tekrar iki yaşında olmuyor. Ve onun o güzelliklerini tekrar tekrar görmüyorsunuz. Yani çalışma her zaman yapılabilir. Her zaman kişinin ihtiyacı zaten sonsuz. Zaten her zaman olabiliyor. Hani ben onu biraz daha kendimden vererek kapatmaya çalıştım. Geceleri yanında daha fazla hani kaliteli zaman geçirerek yapmaya çalıştım ama hiçbir kuvvet bir anne gücü kadar etkili değil. Ve ben bunun ya annesel olarak bile pişmanlığını yaşadığıma göre çocuk ruhsal olarak kim bilir neler yaşıyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani eğer imkanlar dahilindeyse o imkanları sonuna kadar zorlayıp biz ilgilenmeliyiz. Evet. Yani hem evde olup ya benim ikizlerim var ve o kadar yorgunum ki aslında baktığınız zaman gece kaç defa hala uyanıyorum vesaire. Ama hani biliyorum ki annelik veya ruhsallık böyle 1-2 yaş arasında süren bir maraton değil. Evet biz belki 1 yıl 2 yıl çok zorlanacağız. Evet. Ama o çocuğun 70-80 yıllık ortalama bir ömrü olduğunu düşünürsek o 1 veya 2 yılda yaptığımız aslında ne kadar uzun bir vadeye etkilediğini düşünmemiz gerekiyor. O zaman şimdi anaokullarını önlerinde görüyoruz. Saatlerce ağlayan çocuklar. Diyorlar ki buna yeteri kadar terbiye verilmemiş veya şımarık disiplin verilmemiş. Aslında çok küçükten olan güven sorununa yattığını şu anda sizin söylediklerinizi anlıyorum. Kesinlikle. O zaman böyle çocuklarda bir uzman psikoloğa danışmak mı gerekir mutlaka? Yani onu zorla götürüp oraya bırakmaktansa veya dışarıda alışveriş merkezinde şunu al çocuğum diyorsun gidemiyor. Özgüvensizlik oluyor buradan oraya da olsa gitmiyor. Böyle durumlarda aileler ne yapmalı? Kesinlikle bir uzmana mutlaka danışılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tarz danışanlar da hani oldukça fazla görüyorum. Kaygı, ayrılık kaygısı olabilir veya özgüven sorunları. Bunlarla ilgili ne kadar erken hani siz düşünün işte küçücük bir çürüğü mü daha rahat tedavi edersiniz? Aynen, yoksa 3-4 tane dişi bir anda etkilemiş. Yani ne kadar erken yaşta olursa o kadar hani çocuk açısından daha kolay bir süreç oluyor. Ve daha iyi verim sağlanabiliyor. Bunu öğretmenler de bence biraz daha farkına varıp yani uyarılmalı. Yani okullardaki ben bu eğitim hani özel olarak eğitmen duruyor ya psikolog duruyor bazı okullarda ben çok faydalı görüyorum aslında. Kesinlikle. Hani ilk etapta gözden kaçacak olan bazı şeyler onun tarafından fark edilip direkt aileye söylendiğinde aile aslında başta bir tepkiyle karşılıyor. Ya benim çocuğum çok zeki ondan yapıyor. Benim çocuğum çok özlüyor. Ailesine çok bağlı. Ama bunlar değil. Yani biz ilk etapta kendimiz kabul edip bunu ya bu bir sorun da sayılmaz. Yani tedavi edilebilecek bir şey. Hastalık değil en azından. Kesinlikle, kesinlikle. Ya ileride bütün yaşamını etkileyecek olan bir davranış şekli gelişmektense peki bebek destekli uyuyorsa ve uyku eğitimi vermeden desteği nasıl kesebiliriz? Yani bebeğin desteğini kesmeye gerek olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu da ikincil bir şey. Uyku eğitimi olmasın ama desteksiz uyusun. Aslında aynı anlama geliyor. Desteksiz uyusun. Çocuk bir yaşına kadar desteksiz uyumasına gerek yok. Bu onun yani bu onun şeyi değil. Bu 7 aylık 8 aylık hadi yürütelim demek gibi aynı bir şey. Geliyor, hani yürütmüyorsak desteksiz de uyumasın ve anne desteği çünkü annenin sesi sadece destek olarak görmüyorum ben onu. O sağ beyni uyaran, sağ beyni geliştiren, annenin orada olması, ona bir ninni söylemesi direkt sağ beyni geliştiriyor. Annenin işte sizin yavrunuza gidip masaj yapmanız gibi belki uyurken sırtını okşaması o direkt sağ beyinde birçok yeni sinaptik sinapsların oluşmasını sağlayan bir durum. Hani sadece burada ya bebeğim işte kucağa alışmasın, ona hani bu keşke bu kadar basit olsa. Değil mi? Peki farklı odada mı yatmalı bebek? Aynı odada mı yatmalı? Yani güvenli bağlanma 2 yaşa kadar sürdüğü için tabii ki anne çalışıyorsa ama en azından 1 yaşına kadar
aynı odada yatmalı. Hı-hı. Tamam, 1 yaşına kadar yatıramam diyorsak minimum 6 ay aynı odada yatmalı. Aynı odada yatacak. Ama hani ideali 2 yaş. 2 yaşına kadar aynı odada. Tabii. Sonrasında yavaş yavaş belki ayrılabilir. Aileler şey diyorlar bana. Ya 2 yaşına kadar aynı odada yatarsa nasıl ayrılacak? Alışamaz. Yani güvenli bağlanıyorsa ayrılması kolay olur. Değil mi? 2 yaştan evet. Sonra anlatılırsa da yani... Aslında ben şimdi bana gelen hastalarda bile görüyorum. Çocuk çok uyumsuz. O kadar bir güvensiz ki. Yani her şeye güvensiz. Daha içeri girmeden her şey böyle zaten sonradan da edinilmiş bir korku da olabilir. Hani sadece doktor korkusu da olabilir ama o kadar böyle her şeyiyle tutuyor. Yani kaçmaya çalışıyor. Ailesinden de kaçıyor. Ve ailesini de dinlemiyor. Siz anlattıkça bunlar daha güzel oturuyor aslında. Ya yani o ailenin hani ona anlatması, bak buraya oturabilirsin, ben senin yanındayım, güvendesin duygusu o çocuğu istediği yere oturtabilir aslında. Kesinlikle. Oturanları görmüyor musunuz? Evet, bu şekilde olup. 3 yaşında olur. Ailesinin o kadar güzel konuştuğu zaman oturduğunda ben böyle şaşırıp hakikaten kalıyorum. Nasıl yani diyorum, yani çocuk bu kadar akıllıca. Ya aile sana, ben senin yanındayım çocuğum, ben senin yanındayım. Çünkü o anne güvenilir bir liman o çocuk için. Onu, o anne ben bunu yapacağım dediyse yapıyor. Onun çocuk 0-6 ayda özellikle anneye engelsiz ulaşabilmiş. Her ağladığında anne kucaklamış. Çünkü çocukların ağlaması için birçok sebep var aslında. Bebekken diş çıkartabilir, gazı olabilir. Bizden çok daha hani her şeyini bizim yapmamıza muhtaçlar. Ya biz onlara ne kadar senin her zor anında ben buradayım mesajını verdiğimizde, işte 3 yaşında sizin daha koltuğunuza oturan, değil mi? Oturan ve oturmayan arasındaki fark orada ortaya çıkmaya başlıyor. Aynen öyle. Peki bu resimler, yani çocuklara resimler yaptırılıyor. Bir takım çizimler çizdiriliyor. Ve oradan bir takım analizler elde ediliyor sizler tarafından, değil mi? Burada çok renkli kullanmakla böyle daha çok siyah kullanmak arasında ne fark var? Ne diyor bu? Renkli kullanmak, rengi nerede kullandığı önemli. Tabii ki hani renk kullanmasına bedeni hangi renge boyaması gerek, boyamasını bilmesini istiyoruz, boyamasını istiyoruz. Tabii ki tamamen siyah kullanıyorsa ve her yeri biraz daha hani çok genel konuşuyorum. Daha genel. Depresif olarak düşünebiliriz. Renk kullanması, renkleri bilmesi, elleri kolları boyaması, iki boyutlu yapabilmesi vesaire, birçok veya çöp adam yapmasıyla diğerini yapması arasında çok fark var. Her yaşta beklediğimiz bazı durumlar var. Mesela siz nasıl 2 yaşında, hani bilmiyorum birazcık şey yapabilirim, köpek dişlerin çıkmasını beklemiyorsanız. Evet, doğru. Biz de her yaşta bazı bedenin bazı bölümlerini çizmesini ve onları farklı şekilde adlandırabilmesini, boyamasını veya boyamamasını veya ağzı nasıl çizdiğini veya çizmediğini. Yani bizim için ağızda dişlerin görülüp görülmemesi, çizgi ağız olup olmaması, gözlerin nereye sağa mı baktı, onlar bile önemli değerlendirirken. Değil mi? Şimdi aileler diyor ki, ben bazen uyardığımda veya yönlendirdiğim zaman, çok yönlendirdiğim hastam var çünkü. Diyorlar ki ya 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuk bunu ne anlayacak, ne konuşacak da zannediyorlar ki hani biz büyükler gibi nasıl bir terapi esnasında konuşulur onun gibi. Anlatıyorum, diyorum ki bakın resimler çizdiriliyor veya işte başka oyunlarla onların gözetmenliği eşliğinde yapılabiliyor. Resimler ne fark ettirecek deniyor. Şimdi bir hastamı yönlendirdiğimde psikolog hanım aile çiz dediğinde ki üstelik hani annesine çok güvenli olan bir çocuğun annesinin elini ayaklarına çok özür dilerim çizmediğini görüyor. Yani sürekli ayak yok ailede. Şimdi aile gelmişti, yani bunu niye böyle yapıyor dedim, gidip ona sorun, hani ben bilemem bu kısmını. Sonrasında hani onu siz açıklayın isterseniz, niye çizmiyor annenin ayağını? Kaç yaşındaydı çocuk? Çocuk 4 yaşında. 4 yaşında tabii ki ayak biraz daha güvenli zemindir bizim için. Anne baba çok kavga eden öyle bir aile tipi. Babanın çok böyle fazla baba rolü üstlendiği, annenin hep sessiz kaldığı bir aile tipi.
Muhtemelen hani tabii ki resmin bütününü görmem gerekiyor. Tabii insan çizini, ağaç çizini vesaire onları görmem gerekiyor ama 4 yaşta sadece ayaklar çizilmiyorsa daha çok o güvende hissetmiyor. Çünkü annenin ayakların yere sağlam basamadığını söylüyordu. Ve sonrasında o kadar başarılı bir çocuk oldu ki o. Yani ama oyun terapilerine devam ettiler. Ailece hani gidip geldiler. Aile buna inandı. Öncesinde çok reddeden bir aileydi. Ya ben bunu söylüyorum çünkü izleyicilerin bununla çocuklarına yani bir psikoloğa gitmesinde hiçbir zarar yoktur. Yani bunlar biraz çekiniyorlar, sıkılıyorlar bunu söylerken. Yani aslında o kadar doğal bir şey ki. Diş hekimine gitmek kadar basit ama insanlar genelde bazen de saklama eğilimindeler. Biz buraya geliyoruz ama söylemeyin ki. Ya da işte okulda söylemiyoruz ya da sadece bizim rehber öğretmenle konuşabilir misiniz vesaire. Biraz da saklama eğilimimiz olabiliyor. Ailelerin biraz zor kabullenmesini anlıyorum. Düşünün çok emek veriyoruz hepimiz çocuklarımıza. Ve hani bir yerde hani aileler bunu şey olarak algılıyor. Yani hani bunun o süreçte küçük bir müdahale olarak algılamıyorlar da sanki ya bizim çocuğumuz olmamış mı şimdi? Yani hani o kadar emek verdik. Biz bunu aynen öyle başaramadık mı ya o kadar emeği, o kadar şeyi. Yani bazıları diyor ki o kadar biz bunu yaşı kadar para döktük. Hala mı biz bununla başaramadık, hala mı yapamadık? Yani bazen iyi yaptığımız şeyler de fazla gelebiliyor. Yani mutlaka eksik yapmamıza gerek yok çocuğun etkilenmesi için. Biz kendimizi düşünelim. En sevdiğim yemek ne diyelim ki sarma. Bir tencere sarmayı yersem muhtemelen kendimi acilde bulurum. Yani bazen çok verdiğimiz şeyler de o çocukta tencere sarma etkisi yaratıyor. Yani şimdi biraz da bundan bahsedelim. Şimdiki çocuklar tamamen doyumsuz. Mutlu olmayı bilmiyorlar. Ben bu yaştayım. Küçücük bir toka, küçücük bir kalem, içten verilen bir teşekkür, içten yazılan bir mesaj beni bütün dünyada pırlantalar alsanız o kadar mutlu etmez. Mutlu olmayı çok iyi bilebilirim. Ama ya şimdi etrafımda ve kendi çocuğumda dahil ya hiçbir şekilde her şeyin doyumsuzluğuna sahip. Ya bunu çok vermemiz mi sebep oluyor? Yani ben gençliğimde göremedim. Çocukluğumda ben bunu yaşamadım. Benim çocuğumun 5 tane ayakkabısı olsun, şu markada olsun, bu markada olsun. Yani hayır demeyi bilemediğimiz için mi oluyor? Bütün çocuklarda ben bunu görüyorum. Tamamen doyumsuz, mutsuz bir çocuk nesli büyüyor. O kadar güzel söylediniz ki ben çocukluğumda giyemedim. Evet. Ben yapamadım, işte benim bebeğim olmadı. Tamamen tepkisel olarak da bunu yapabiliyoruz. Yani sanki aslında orada kendi içimizdeki çocuğu alıyoruz galiba bunlara. Değil mi? Ve çocuğumuz da maalesef negatife toleransı olmuyor. Çünkü sanki biz ona hayır derken ya hatta daha istemeden veriyoruz. Hani sanki kendimiz o eksiği hissediyoruz. Aslında orada temas kurmamız gereken kendi içimizdeki çocuk. Hani böyle çocuklarımızı hani hepimiz elimizden geldiğince oyun terapisine vesaireye götürüyoruz ama hani o kendi çocukluğumuz da aslında hep buradaki orada cebimizde duruyor. Ve onu da işte şimdi kendi çocuğumuza her şeyin fazlasını belki vererek ama onunla da biz yetişkinler bağlantı kurabiliriz aslında. O zaman onu yapmamalıyız. Hayır demeyi mi bilmeliyiz? Yani nerede bu durmayı nerede yapacağız? Mesela yapmamışız. 17-18 yaşına gelmiş, ergen olmuş bir genç kız veya bir genç erkek. O zaman da şunu söylüyor, diyor ki o zaman yapmasaydın bu kadar imkanı bana veya beni bu kadar iyi şartta yapamayacaksan yapmasaydın, doğurmasaydın diyor. Ne olacak cevabımız? Ne yapacağız bu aşamadan yani sonra? Yani eğer 17-18 yaşına kadar hani biz her şeyi fazla verdiysek ve artık tamam, ben bundan sonra daha dikkatli olmalıyım. Çünkü tamam belki verebilirim. Ama bu sefer işte biriyle sevgili olmak istiyor. Oradan reddedildiğinde çok ağır depresyona giriyor. Bir arkadaş grubu onu o kendi grubunun içine almıyor. Oradan bir depresyona girebiliyor. Yani oradan kendini çok yetersiz hissedebiliyor. Vesaire, çünkü biz her şeyi verebiliriz ama bir de gerçek dünya var. Tabii. Real dünya var. Peki hani biz ailede yaptıklarımızı aşı gibi düşünebiliriz aslında. Bizde yaşadığı küçük yetersizlikler onu dış dünyaya karşı aşılıyor aslında.
O yüzden de hani tabii ki yani biz pamuklara sararız, bir tane iki tane evladımız var ama bu sefer dış dünyadaki realite ne olacak? Işte burada çocuklar çok ciddi bir sert düşüş olabiliyor. Evet. Arkadaş gruplarından iş hayatına adapte olmakta zorlanıyorlar. Bunu fark ettikleri anda bence hani nasıl konuşulacağı ile ilgili, çünkü o çocuğun mizacı da çok önemli. Yani herkese tek cevap olmuyor. Tabii. Yani burada hep beraber belki bir aile danışmanlığı alabilir ya da hem anne başka bir yerden danışmanlık alabilir, çocuk başka bir yerden bir yerde de buluşabilirler. Yani buradaki en önemli bizim sınır koyma, hayır deme, çocuğu negatife alıştırma isteğimiz onu dış dünyaya hazırlamak. Çünkü dış dünya böyle bir realiteyi içermiyor. Aynen öyle. Ve dış dünya şu anda çok acımasız. Gerçekten acımasız. Eski bizim dünyamız gibi bir dünya değil artık yeni neslin dünyası. Biz ebeveynler bir de şöyle bir şey de geliştiriyoruz. Bunun farkına ben tabii çok geç vardım. Çocuk araba istiyor. Çocuğum başkasının arabasına binecek. Eğer ben almazsam onu arabayı. Başka çocukların arabasına binecek. Arabası olanlar böyle değil. Aslında gerçekte hayır diyemediğimiz için kendi vicdanımızı bu şekilde de bir şekilde rahatlatmaya şey yapıyoruz. Demek ki aslında biraz da anne baba da bitiyor. Yani her şeyi vermektense kendimizi mi tedavi edeceğiz o zaman? Biraz da anne baba tedavi olması gerekiyor değil mi şu dünyada? Evet evet, kesinlikle. Yine çocuklar ve ailelerle yapılan bir araştırma var Sonay Hanım. Önce aileler alınıyor. Deniyor ki çocuğunuzla yaşadığınız en mutlu an. Evet. Ebeveynler işte onun doğum gününü şurada kutladığımız an veya 5 yıldızlı otelde şöyle geçirdiğimiz an, ona işte araba aldığım an, hani çocuğumla geçirdim ya da onu şuraya götürdüğüm, daha çok böyle hani maddisel olarak verdiklerinde duydukları şey. Aynı ebeveynlerin çocukları alınıyor. İşte annenizle geçirdiğiniz, benim ya da babanızla geçirdiğiniz en mutlu an, benim üzerinde zıplamama izin verdiği an mesela diyor bir tanesi. Bir tanesi beraber kek yaptığımız zaman diyor. Ve çocuklar hep böyle küçücük ufak anılar üzerinden devam ediyorlar. Aslında hani biz onlara verirken çocuk için çok bir önemi yok o arabanın. Evet. Bizimle kahkaha atarak, keyif alarak geçirdiği zaman gerçekten kendini değerli hissettiği, aa annem bana bugün 10 dakika ayırdı. Evet. O çocuk çocuklar için o önemli. Yoksa aldığımız araba onların anılarında bile bazen yer almayabiliyor. Öyle. Çocuklara soruluyor. Ailenle geçirdiğin en mutlu an. Diyor ki babamın üzerinde zıpladığım an, işte babamı kovalamaca oynadığımız an, saklambaç oynadığımız an, beraber kek yaptığımız an gibi zaman şeyler çıkıyor. Aileler daha çok hani böyle büyük şeyler hediye ettikleri anları hani beraber sanki en değerliymiş gibi görüyorlar. Hani çocuklarının en iyi vakit o zaman geçirdiklerini düşünüyorlar ama öyle değil maalesef. Değil. Çünkü bunda aslında işte çocuklar sağlıklı bireyler yetiştirmekte bir bakıyorsunuz ekonomik düzeyi aslında çok da iyi olmayan, yani 7-8 tane çocuğu olup aynı ortamda aynı sofrada yemek yiyor bunlar ama bir bakıyorsunuz orada yetişen çocuk tek çocuklu bütün imkanları sunulan bir çocuktan çok daha sağlıklı yetişebiliyor. Yani psikolojik açıdan çok daha sağlıklı yetişebiliyor. Belki benim şuyum yok buyum yok diyebilir desin. Yani aile diyor ki düşündüğü zaman, ya işte benim çocuğum onun şu X telefonu var, benim çocuğumda şu telefon yok, acaba benim çocuğum eksik mi hissedecek kendini? O an eksik hissedecek ama değil mi? Yani sizin söylediğinize göre o anda aşamaya göre sonrasında çok daha sağlıklı olacak. Muhakkak, çünkü ömür boyu her şey elde edemeyiz. Evet. Peki bu çocuk bunu elde edemediğini, her şeyi istediği anda olmadığını, ha 0-6 ay için söylemiyorum. Tabii. Orada çocuk orada çocuk anne istediği anda çocuk emecek, kucağa alınacak vesaire ama atıyorum 5 yaşındaki çocuk tüm oyuncakçıdaki oyuncakları alamayacağını ya da oradan sadece bir tane alabileceğini bilecek. 5 taneyi götürdüğünde belki 5 tane de alabiliyorsunuz. Tabii. Ama almamalıyız. Çünkü çocuk bu sefer negatife toleransı nasıl gelişecek? Evet. Nasıl onunla o duyguyla baş etmeyi öğrenecek? Alınmadı evet. Ama nasıl baş edecek? 18 yaşında biri tarafından reddedildiğinde mi? Ya şimdi ben çocuklara hayır duygusunu nasıl öğreteceğimizi soracağım size ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar buradayız efendim.
Esir Hanım, şimdi reklamlardan önce şunu sormuştum size. Çocuklarımıza hayırı nasıl öğreteceğiz? Hayır nasıl diyeceğiz? Sınır koyma, hayır. Hı hı. Aslında işte çocuğun hem kendini güvenlik olarak hı hı. korumasını da sağlık açısından korumasını da sağlıyor. Yani hayır demediğimizde çocuk sitenin içinde her yere gidebilir, evet. gelmeyebilir veya 3-4 tane hamburger yiyebilir vesaire. Hı hı. Hayırlar tabii ki tutarlı olması çok önemli. Evet. Diyelim ki 5 yaşında bir çocuğumuz var. 2 yaşından önce çok hayırı anlamazlar. Orada biz daha çok tetikte olacağız. Hı hı. Ama artık çocuk böyle 5 yaşına geldi, 4 yaşına geldi. Kuralları yavaş yavaş artık anlamaya başlıyor. Evet. Az hayır kullanacağız. Böyle her şey hayır 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 demeyeceğiz. Atıyorum bazen ebeveynler bana yazıyor işte masanın üzerindeki vazoyu deviriyor diye. Ama hani 4-5 yaşındaki evde de o vazo olmasın. Biz çok fazla hayır kullanırsak evet. bir süre sonra anlamsız oluyor. Daha az hayırla gerçekten hayır dediğimiz şeyin üzerine mesela siz hayır diyorsunuz eşiniz evet, evet diyorsa. Olmaz hayırı. O da hayır diyecek değil evet, mi? Evet evet. Az hayır ama hayır dediğimiz şeyin ne mutlaka arkasında durmamız gerekiyor. Hı hı. Çocuk sürekli her şeye hayır hayırı duyarsa onun için o kelimenin herhangi bir anlamı olmaz. Hı hı. Şimdi ben çok önemli bir şey soracağım size. Yani çok kötü bir şey çocuk istismarları. Gerçekten hani insanın kanını donduracak derecede çok kötü. İnsan bunu konuşurken bile kötü oluyor. Çocuk bedenini nasıl koruyacak, nasıl bilecek? Yani bir 4-5 yaşındaki bir çocuğa ya da daha okul çağına başlayan bir çocuğa kendi bedeninin özel olduğunu nasıl anlattırabilirsiniz? Yani dışarıda öğretmenin tarafından, X kişi, Y kişi tarafından, aile, büyük bireyleri tarafından yani kendi vücudunu çocuk nasıl bilecek? Aslında çocuğun bedenine saygı duymaya doğduğu andan itibaren, eve geldiği andan itibaren başlamamız gerekiyor. Bu mesajları senin bedenin özel ve herkese açık değil, evet. görmeye açık değil. 0 yaşından itibaren eve doğumdan sonra eve geldiğinden itibaren başlamamız gerekiyor. Nasıl başlayacağız? Evde işte 10 kişilik misafir grubu var. Evet. Onların yanında çocuğun altını açmayarak. Hı hı. Herkesin AVM'de ya da bir parkta veya bir ormanda bir köşeye geçip çocuğun çişini yaptırmayarak, orada üstünü değiştirmeyerek. Aslında fark etmediğimiz birçok şeyle biz çocuğa senin bedenin özel. Hı hı. Ben buna saygı duyuyorum ve senin bedenine AVM'de özel bebek odasını arıyorum ve orada değiştiriyorum. Ya da evde misafir var diyelim. Misafir ağırlıyoruz. Onların ortasında subliminal mesajlar var. Bilinçaltına giden mesajlar var. Ben oradan kalkıyorum. Bebek odasına gidiyorum ya da yatak odasına gidiyorum. Senin altına orada değiştiriyorum. Yani ama ben bunların hiçbirini yapmazsam. İlkokula çocuğu gönderdim. İşte ya da erkek çocuğum var. Böyle erkek çocuğunun daha gösterilir, gurur duyulur. Bakın işte anneannesi, babaannesi bakın işte benim çocuğumun şeyi böyledir, şöyledir denir. Bunlar tamamen yanlış şeyler değil mi? Evet yani o yaşa kadar sen göster denilmiş. Evet. Sonra hiçbir gösterme. Mahremiyet, hiçbir mahremiyet kurallarına, hiçbir çocuğun bedenine saygı duyulmamış, özel alanına saygı duyulmamış, hatta sergilenilmesi istenmiş. Bu çocuk kendini nasıl koruyabilir? Veya tam tersi. Diyelim ki kız çocuğu. Böyle oturulmaz, bacağını kapat. Yani işte sen kızsın. Böyle daha 5 yaşında ne bileyim böyle giyineceksin bacağını aç, tabii ki açmayacak ama utandırmadan hani hiçbir erkek de açmayacak. Eğer cinsel obje gibi davrandığımız zaman da bu sefer çocuk kendini koruyamıyor. Yani küçücük yaştan çok teşhir ettiğimizde de çocuk kendini koruyamıyor. Ona yani 2-3 yaşındaki çocuğa çok fazla cinsel obje hani ayıp günah falan filan. Söylemeden değil mi? Ya böyle oturmak daha hoş oluyor. Ne kadar güzel oluyorsun şeklinde belki. Aa ne kadar yakıştı. Bak şöyle otur. Böyle oturulmaz. Biz büyükler de böyle oturmuyoruz. İşte abin yani, de bak böyle oturmuyor. Abi de hani öyle yoksa, oturmuyor değil mi? Abi yani, sere serpe oturup hani kız, olursa orada demek kızın bilinçaltına, kız çocuğunun bilinçaltına Erkek bunu yapar, kız daha yapamaz. Yanlış bir şey var demek ki. Ben bir şey açısından daha tehlikeliyim mesajı gidiyor ve o bedeni cinselleştirdiğimiz zaman daha tehlikeli şeyler oluşabiliyor değil mi?
İnşallah herkese böyle güzel güzel şeyler olsun. Hiçbir şekilde hiçbir sorunu olmasın. Ama sorunu olsa da olmasa da ben sağlıklı bir çocuk gelişimi için çocukların belli sürelerle psikoloğa gitmesi taraftarı olan bir kişiyim. Kesinlikle. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Ta oralardan geldiniz. Sizinle konuşmak ederim. Çok hoştu. Çok teşekkürler. Efendim biz bizenin bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek mutlu kalın, sağlıklı kalın.